Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 19 Temmuz Cuma 2024. Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle açıldı. Erdoğan konuşmasında Yıldız Sarayı'nın sıradan bir eser olmadığını vurguladı ve tarihi değerlerin önemine dikkat çekti. Ecdadın emanetine sahip çıkacağız. Üstüne basa basa işte bu cümleyi kurdu Cumhurbaşkanı ve ardından da muhalefeti Atatürk'ün yatı Savarona üzerinden hedef aldı. Mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona'ya biz sahip çıktık dedi. ATV Haber başladı. Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. 6 yıl süren restorasyonu biten Yıldız Sarayı'nın açılışında kürsüdeydi. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra süratle harekete geçtik ve Savarona yatını devraldık. Savarona'yı restore ettirdik ve kısa bir süre sonra inşallah restorasyonu bitiyor. Ardından olması gerektiği şekilde misafir devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için İnşallah kullanmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet olarak tarihe verilen değerin altını çizerken Atatürk'ün yatı Savarona örneğini verdi. Bunu bile eleştirenler, akla hayale gelmedik iddialarda bulunanlar çıktı. Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık. Yıldız Sarayı için sıradan bir eser değil diyerek sürdürdü açıklamalarını. Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbul'umuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. 200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı Osmanlı'nın en sancılı yıllarına bizzat şahitlik etmiştir. Osmanlı'nın en muhataralı 33 yılına tanıklık eden Yıldız Sarayı, Devlet-i Aliye'ye yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin de sembolü oldu. Erdoğan, ecdadın emanetlerine sahip çıkacağız derken reddi miras anlayışını da eleştirdi. Reddi miras anlayışı bizlere gerçekten çok ağır bedeller ödetti. Burası da yıllarca ihmal edildi, örselendi. Hoyratça kullanıldı. Saray külliyesini oluşturan binaların çoğu adeta talan edildi. Cumhurbaşkanı sözlerini bir müjdeyle bitirdi. Önümüzdeki ayın da sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız. Sadece pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak. Sıra açılışa geldi. Bizleri bu hatıraya ve bu emanetlere layık eyle ya Rabbi. Duanın ardından Erdoğan'a Yıldız Sarayı has odasında sergilenen vazonun replikası hediye edildi. Ve açılış kurdelesi kesildi. Yıldız Sarayımızın tüm halkımıza ziyaretlerine açılışı hayırlı olsun diyorum. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Ve kordeleyi bu anlayışla kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık haberi Mehmetçik teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek notuyla paylaştı. Biz de aktarmış olalım ve geçelim CHP'ye. Göreve geldiği günden beri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gizli çekişme yaşayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sıkıntılı bir süreç bekliyor. Çünkü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı riske girmesin diye çoktan çalışmalara başladığı konuşuluyor. Parti meclisinin %25'ini elinde bulunduran İmamoğlu sayıyı artırmak için kapalı kapılar ardında kendine destekçi arıyor. Kulislerde ise Eylül'de yapılması planlanan tüzük kurultayını gözüne kestirdiği konuşuluyor. Artık yeter! Artık yeter! Artık yeter! Vız gelir tırıs gider.
hiç umurumda değil. CHP'de ayak sesleri duyulan krizin adı parti meclisi üyeliği. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilk günden gölge genel başkan sıfatı kullanılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gizli çekişmede tansiyon yükseliyor. Memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre bakacağız. Başka bir isim aramaya gerek yok. Kulislere göre iki isim arasında kılıçlar çoktan çekildi. İmamoğlu Eylül ayında yapılması planlanan tüzük kurultayında saflarını sıkılaştırmak için düğmeye bastı. Asla vazgeçmeyecek bir maraton koşucusuyum. CHP tüzüğüne göre Cumhurbaşkanı adaylığı için 60 kişilik parti meclisinin onayı gerekiyor. 60 kişilik parti meclisinin %25'ini elinde bulunduran İmamoğlu, 15 kişilik İstanbul grubuyla parti meclisi içinde söz sahibi. 8 üye ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi. Buradayım be buradayım. Buradayım. Parti meclisinde çoğunluk Özgür Özel'de. Bu da Cumhurbaşkanı adayını belirlerken Özel'in karar merciği olacağı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini gizlemeyen İmamoğlu ise dengeleri lehine çevirecek hazırlıklara başladı. Bunun için de tüzük kurultayını seçimli hale getirerek parti meclisinde çoğunluğu ele geçirmeyi hedefliyor. Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşebilmesi içinse delegelerden %50+1 oranında imza toplanması gerekiyor. Ki delege çoğunluğu İmamoğlu'nda. Biraz daha arkaya, biraz daha arkaya, biraz daha arkaya. Ancak genel merkezde bu aşamada riskli bulduğu tüzük kurultayı konusunda geri adım atmaya hazırlanıyor. Kurultay için erteleme kararı alındığı da konuşuluyor. Biz başaracağız. Onlar kaybedecekler. İmamoğlu'nun gerilim yaşadığı tek isim Özgür Özel değil. Haftanın son günü Ankara'da CHP'li belediye başkanları bir araya geldi. Kürsüye ev sahibi ABB Başkanı Mansur Yavaş çıktı. İmamoğlu ise programa geç kaldı. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan sonra çıkabildi. Yavaşsa İmamoğlu'nu dinlemeden tören alanından ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da oturum devam ettiği sürece aramıza katılacak. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş davasında savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Tetikçi ve azmettiricilerin de aralarında bulunduğu 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olaylarla doğrudan bağlantıları olmadığı gerekçesiyle ise 3 sanığın beraatini istedi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un Sinan Ateş'i tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerini belirtti. Bu üç ismin aynı zamanda Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı ayrıca cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek onların da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini istedi. 10 sanık hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis talep edildi. Savcı, Sinan Ateş'in öldürüldüğü olayda kullanılan motosikletin satıcısı olarak iddianamede yer alan sanık Mehmet Yüce, cinayetin ardından Çep'in otelde kalmasına yardım ettiği öne sürülen sanık Erdem Karadeniz ve tetikçilerin görüşme yaptığı otoparkın ortağı olduğu ifade edilen sanık Osman Bayraktar'ın ise olaylarla doğrudan bağlantısı olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Savcıyı dinleyen mahkeme heyeti ara kararında 12 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'de yapılacak. Yaşlı aylığı, engelli maaşı ve evde bakım hizmetinin de aralarında bulunduğu sosyal yardımlar memur ve emeklilerine yapılan maaş zammı ile birlikte artırıldı. Evde bakım ücreti 9 bin lirayı geçti. Yaşlı aylığı ise 4.181 liraya çıktı. Ayrıntılar geliyor. Çevrenizde hiç 65 yaş aylığı alan ya da engelli maaşı alan var mı? Evet var. Amcam alıyor. 65
maaşı alan babaannem var. Memur ve memur emeklilerine %19.31 oranında zam geldi. İşte o zam sosyal yardım destek ödemelerini de arttırdı. Dolayısıyla evde bakım ücreti şu anda 9077 TL'ye yükseldi. O sistem güzel, onu beğeniyorum. Yaşlı aile, engelli maaşı, evde bakım hizmeti, sosyal yardım destek ödemelerine %20'ye yakın artış yapıldı. Onlar çok iyi bir şey olur. Yani milletin ihtiyacı var. Güncel rakamları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte 3504 lira olan yaşlı aylığı 4181 liraya yükseldi. Engel oranı %40'la 69 arası olanlara yapılan destek ödemesi 3337 liraya, %70 ve üzeri engellilerin aylık destek ödemesi ise 5006 liraya çıktı. Evde bakım yardımı 9077 lira oldu. Bakanlığın sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında çocuk başına yaptığı destek tutarı ise 5330 liradan 6360 liraya çıktı. Koruyucu aile destek ödemesi de 10.159 lira oldu. Artış yapılan yeni ödeme tutarları Temmuz ayı ödemesi olarak Ağustos dönemine yansıtılarak hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim aylıkları da artış yaşanan kalemlerden. Örneğin maaşı 20 bin lira olan emeklinin vefat etmesi durumunda çocukları yoksa eşi 15 bin lira ödeme alacak. İki çocuğu varsa eşe 10 bin lira verilirken çocuk başına da 5 bin lira ödenecek. Uluslararası Adalet Divanı bugün İsrail'in Gazze'de yaptıklarına dair görüşünü açıklamak için toplandı. Mahkeme başkanının en çarpıcı cümlesi İsrail'in Gazze'de işgalci güç olduğuydu. İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. Uluslararası Adalet Divanı gerçekleri Gazze kasabına bir kez daha hatırlattı. İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. İsrail uzun süredir Filistin topraklarını işgal ediyor. Divanın danışma görüşünü açıklayan Başkan Nawaf Selam, Cenevre Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurguladı. Tüm devletlere çağrıda bulundu. And also form part of customary international law. İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor. İsrail, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermelidir. Tüm devletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlüdür. Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşleri bağlayıcı olmasa da, İlerideki davalarda ne yönde karar verebileceğini göstermesi ve devletlere politik baskı uygulanabilmesi açısından önemli. Suikast girişimi sonrası Trump ilk kez bir mitingde sahnedeydi. Seçimi kazanmış gibi motive olan cumhuriyetçileri selamlayan Trump, "Zafer bizim" mesajı verdi. Dünya ise bir yandan Biden'ın çekileceği iddialarını konuşuyor. Salona büyük bir coşkuyla girdi. When they took a shot at my hero and they tried to kill the next president of the United States. Hulk Hogan bile sahnede üstünü başını yırtarak Trump'a oy istedi. Amerika'nın yarısı için değil tamamı için başkan olacağım. Herkes için zafer kazanacağız. Suikast girişimi sonrası Cumhuriyetçilerin Kongresi hiç olmadığı kadar coşkulu geçti. Bu gibi saldırılarda insanlar kaçışmaya çalışır, bilirsiniz. Ama bu kez öyle olmadı. On binlerce kişilik kalabalık bir milim bile kıpırdamadı. Ve her şey bir anda bitti. İyi olduğumu göstermek istedim. Ayağa kalktım, sağ kolumu kaldırıp savaşın dedim. Ailesinin de desteğini arkasına alan Trump, 4 ay sonra büyük bir zafer kazanacaklarını bir kez daha vurguladı. İnanç, bağlılık ve gururla Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na adaylığınızı kabul ediyorum. Reuters ise Trump'ın rakibi Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu iddia etti. Eğer ben başkan olsaydım, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hamas'la İsrail arasında çatışma olmazdı.
Mavi ekran genellikle hata veren bilgisayarlar için kullanılan bir tabir. Ancak o ekran neredeyse tüm dünyada aynı anda kendini gösterince komplo teorileri de birbirini izledi tabii. Dünya genelinde havalimanları kilitlendi. Bankalar devre dışı kaldı. Sağlık sistemleri çökmenin eşiğine geldi. Yayın yapamayan televizyonlar bile oldu. Tüm bu kaosun sebebi ise dünya ünlü Microsoft'un bir uygulamasına gelen güncellemeydi. Tek bir güncelleme tüm dünyayı kilitledi. Uçaklar havada kaldı, gecikmeler peş peşe geldi. Yazılım kaynaklı küresel kaostan en fazla etkilenen ülke Almanya oldu. Berlin, Brandenburg ve Hamburg havalimanlarında uçuşlar durduruldu. Birçok havalimanında seferler gecikmeli olarak yapılabildi. Hastanelerde planlanan ameliyatların çoğu iptal edilirken birçok şehirde belediyeler çalışanlarını evlerine gönderdi. Amerika'da 911 acil hattı servis dışı kaldı. Reklam panoları mavi ekran verdi. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sistemi çöktü. Edinburgh Havalimanı'nda yolcuların otomatik iniş kartı tarayıcılarını kullanamadığı, elle kontroller yapıldığı duyuruldu. Ülkenin en büyük demiryolu şirketi 4 tren hattından olası iptaller konusunda uyarıda bulundu. Meşhur mavi ekranın çaresiz bıraktıkları arasında İngiliz Sky News da vardı. Dünya genelinde şu an bir yazılım sorunu yaşanıyor fakat ekranlarınıza normal yollarla getiremiyoruz çünkü biz de etkilendik. Müşteriler, kullanıcılar ve şirketler bu kesintiden etkilendi. Eğer stüdyoya bakarsak işte böyle görünüyor. Hatanın kaynağı Microsoft'a ait siber saldırılara karşı bir güvenlik uygulaması olan CrowdStrike'tı. Bu da dünya genelinde bir siber saldırı mı söz konusu endişelerini güçlendirdi. Yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Etkilenen sistemlerle ilgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımız da hemen müdahaleyle beraber buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Süreçten Türkiye de etkilendi. İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Bazı uçuşlar iptal edildi. Vize başvurusu yapanlar, araç muayene kuyruğu bekleyenler de mavi ekran mağduru oldu. Ödedim, hatta 3 bankaya denedim, olmadı nedense. ATM'lerde de durum benzerdi. Hisselerinde ciddi düşüş yaşanan şirketin yöneticileri yazılım sorununun çözüldüğünü ancak bazı uygulamaların etkilenmeye devam edeceğini duyurdu. Havalar kavurucu, birçok ilde nem oranı %90'ın üzerinde seyrediyor. Tabii düşük nemin etkili olduğu bölgeler de var, tıpkı İzmir gibi. Bu durum orman yangınlarını tetiklemesi açısından ciddi bir risk. Dün 4 ilçede aynı anda orman yangını çıktı İzmir'de. Bergama ve Foça yangınları havadan ve karadan gerçekleşen yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ama Gazi Emir ile Buca ilçeleri arasındaki alevler az kalsın felakete yol açıyordu. Yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle koca bir mahallenin etrafını sardı. Kabusolu görüntüler yaşandı. Kaç! 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 Babu! Ormanı saran alevler yerleşim birimine yöneldi. Kor ateşin sıcaklığını enselerinde hisseden mahalle sakinleri can havliyle evlerini boşaltarak sığınabilecekleri güvenli bir nokta aradı. Korkunç şeyler yaşadık. Alevlerin içinde kaldık burada. İzmir'de felaketi yaşayan, 40 dereceyi aşan sıcaklık 4 ilçede Bergama, Foça, Gazi Emir ve Buca'da üstelik aynı anda orman yangınına yol açtı. Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş alevlerle mücadele yolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Görev arkadaşları ise yangınla mücadele için sahadaydı. Bergama ve Foça yangınları 30'u aşkın hava aracıyla gerçekleştirilen yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ama Gazi Emir ile Buca arasındaki alevlerse geceden sabaha yayılarak ilerledi. Sarnıç piknik alanının da bulunduğu ormanlık alan alevler içindeydi. Rüzgar yangının yönünü bir anda Zafer Mahallesi'ne çevirdi. Yangın Sarnıç bölgesine sıçradıktan sonra rüzgarın etkisiyle işte tam bu noktaya kadar geldi. Alevlerin geldiği noktayı görüyorsunuz. Helikopterler bu bölgeye geldikten sonra havadan söndürme çalışmalarına başladılar. Kaç! Kaç! Kaç!
Buradan sünüyor, orası başlıyor. Oradan sünüyor, orası başlıyor. Cehennemi yaşadık yani. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki seferleri bile aksattı yangın. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale ise amansızdı. Sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. Sevindiren gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum. Yangın ikinci gününde kontrol altına alındı ama sıcak havanın etkisiyle patlamalar oluyor. İşte patlamalar olduğu noktalara helikopterler bambilerinden boşalttıkları suyla söndürmeye çalışıyorlar. Yüzlerce ağacı yakan, onlarca hektar alanı küle çeviren yangın doğadaki can dostlarımızı da etkiledi. Yüksek sıcaklık ve düşük nemse bölge için hala ciddi bir tehdit. 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar artık ardı ardına günleri takip eder hale gelmiş durumda. Ege ve Akdeniz kıyılarında da çok yoğun bir şekilde alarmdayız. Ve alevlerle mücadelede yürekleri ısıtan bir görüntü. 17 saatte söndürülen Denizli-Muğla sınırındaki yangını kontrol altına alabilmek için Rus helikopter pilotu da havadaydı. Teknik bir arızadan ötürü Cemil Gümüş'ün tarlasına zorunlu iniş yaptı. Tarla sahibinin evinde hazırlayıp getirdiği ayran ikramını sosyal medya hesabından paylaştı. Sonradan öğrendim Rus olduğunu. Memnun kalmışlar. Kitabın ortasından başladılar. Bu başlığı attık çünkü bazı özel okullar daha eğitim öğretim dönemi başlamadan velilerden fahiş kitap ücreti istemeye başladı. Üstelik bakanlığın dağıttığı ders kitaplarının kullanılması zorunlu olmasına rağmen 60 bin liralık fatura çıkardılar. Ailelerden şikayet üstüne şikayet yağıyor. Dört yıllık anlaşma yaptığı halde bu sene 60 bin lira kitap ücreti istediler. Yüksek, bayağı oldukça yüksek. Kayıt parası, yemek ücreti derken özel okullar kitap ücretine de fahiş zam yaptı. Veliler isyan noktasına geldi, CİMER'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet üstüne şikayet yağdı. Özel okula giden bir çocuğum var. 40 bin, 50 bin, 60 bin, 80 bin kendi kafalarına göre standart olmayan kitap ve kırtasiye ücretleriyle karşı karşıyayız. 16 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının kullanılmasını zorunlu hale getirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz kitaplar artık öğrencilere okutulması zorunlu. Ama buna rağmen yine de özel okullar velilerden kitap ücreti istiyor. Öyle ki geçen yıl kitap ücreti 18-20 bin lira arasında değişiyordu. Şimdi ise velilerden 50-60 bin lira arasında kitap ücreti isteniyor. Geçen sene biz kitaplar için 25 verdik. Bu sene iki katına çıkacağını söylüyorlar zaten. Bana göre de yüksek. Evet, fazla bir fiyat. Eğitimin bu kadar saçma bir fiyatlarla olmasına ben çok karşıyım. Herkes kafasına göre takılıyor. En büyük sorun bu. Kitap ücretleri özel okuldan özel okula değişiyor. Öyle ki bir özel okul 3. sınıf için kitap ücreti 47.250 lira istiyor. Diğer bir özel okulsa 3. sınıf için kitap ücreti 39.555 lira istiyor. Aşırı yüksek, kesinlikle katılıyorum yani. Ben de kardeşim, benim de erkek kardeşim var liseye giden. Yani aşırı yüksek. Biz biliyoruz ki öteden beri özel okullar ders kitaplarını kendileri seçiyorlar ve özel yayın evlerinden o kitapları okutuyorlar öğrencilere. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği kitapları ya senenin başında ya da senenin sonunda geri dönüşüme atıyorlar. Özel okullar eğer bakanlık tarafından gönderilen ders kitabını kullanmazsa idari para cezası uygulanacak. Kurum açma izni ve çalışma ruhsatı da iptal edilecek. Ve son bir not, veliler kitap ücretini ödemek zorunda değil. Tüketici Mahkemesi'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edebilirsiniz. Okul velileri tüketici konumundadır. Hukuken istemedikleri halde kendilerine dayatılan ücretleri 10 yıl boyunca geri alabiliyor. Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Engin Polat hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve MASAK raporu da dosyaya girdi. Raporda çok ince ayrıntılar var ve buna göre Dilan Polat serbest kalabilir. Enerji.
Aylarca konuşuldu. Gözler gelecek raporlardaydı. Milyonlarca liranın konuşulduğu Dilan Polat soruşturmasında 909 sayfalık MASAK raporu tamamlandı. Bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Işıltılı lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti 4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından cezaevinde. 750 bin lira harcıyorum. Net 1 milyon dağıtıyorum hayatım. Fenomen çift için hazırlanan iddianame geçenlerde sonuçlanmış, kara para soruşturma dosyası ise ayrı tutulmuştu. Oysa soruşturma dosyasında aklandığı iddia edilen milyonlarca liranın büyük bir kısmının fenomen çiftin sattığı sabunlarla sağlandığı da ortaya çıkmıştı. Savcı iddianamesinin aksine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı rapor bir hayli şaşırtıcıydı. Gazeteci Emrullah Erdinç o raporun detaylarına ulaştı. Rapora baktığımızda MASAK şunu belirtiyordu. Örgüt yok, kara para yok, yasa dışı bahis yok ibarelerini altını çizerek belirtiyordu yapılan araştırmalarda. Ama bununla birlikte vergi kaçırma, sahte fatura, bir de çift defter yani kaçakçılık iddialarının da var olduğunu, tespitinin yapıldığını belirtiyor. Akıllara ise Dilan Polat tahliye mi olacak sorusu geldi. Soruşturma yürüten savcı son tutukluluk değerlendirmesinde Dilan Polat'ın da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istemişti. Fakat Sulh Ceza Hakimliği raporlar gelmediği için Dilan Polat'ın tutuklu yargılanmasına karar vermişti. İşte şimdi raporlar geldi ve raporlarda da üstüne basa basa Dilan Polat'ın bu organizasyonda bir kusurunun olmadığı belirtiliyor. Dilan Polat'ın artık özgürlüğe çok yakın olduğunu ve hatta Dilan Polat'ın bu MASAK raporuna göre ve son iddianameye göre de bir an önce aslında serbest kalması gerektiğini belirtebiliriz. Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Ankara Sincan'da yaşayanlar yıllardır evinin anahtarını mahalle bakkalına emanet ediyordu. O bakkal müşterilerin kendisine teslim ettiği anahtarları kopyaladı ve evlere girerek hırsızlık yaptı. Ve bakın ipliği nasıl pazara çıktı. ...18 yıldır orada ikamet ediyor, orada esnaflık ediyor. O arkadaşa biz evimizde olmadığımızda, çocuklarımız okuldan geldiğinde evin anahtarını oraya bıraktık. Kendisine emanet bırakılan anahtarlara hıyanet etti, komşularının güvenine evlerini soyarak karşılık verdi. Büyük bir hırsızlık yaşadık. Mahallede komşumuz, yıllardır orada esnaf olan bakkal arkadaşımız. Kim anahtarını verdiyse ona güvenip o kişiler hep mağdur kaldı. Uyanık bakkal aylarca tüm mahalleyi soydu ama sonunda yakayı ele verdi. Sincan'da yaşayan Murat Karagöz evi iki kez soyulunca polise başvurdu. Polis her iki olayda da evin kapı ve pencerelerinde zorlama izine rastlamadı. Bunun üzerine Karagöz ailesi hırsız tanıdık olabilir diyerek evlerine güvenlik kamerası taktırdı. İçime bir kuşku düştü. Eşime sordum. Dedim ki altınlarımız nerede? 14 tane külçe altınımın olmadığını fark ettim. Murat Karagöz evine kamera taktırdığını kimseye söylememişti. Planı tıkır tıkır işledi. Annene ne zaman gidiyorsun? Tatile ne zaman gidiyorsun? Çocuklar gidiyor mu? Gibisinden sorular sorunca ben iyice şüphelendim. Aslında mahalle bakkalından şüphelenmişti ancak konduramadı. Evi üçüncü kez soyulunca görüntüleri izledi. Şüphesinde yanılmadığını anladı. Kamera aklıma geldi. Yatak odamın köşesine taktım. Ailemin yanına gittiğimi de o kişiye söyledim. Benim gibi anahtarlarını veren arkadaşlarım da kayıp olduğunu en az 5 kişi söylüyor. Yaklaşık 180 bin ile 200 bin arası zararım var. Üstelik tek soyulan o değildi. Param kaybolmuştu 1,5 milyar. Hani çocuğun kumbarasındaydı. Bir şüphelendim ama konduramadım. Hani güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. O videoları göründükten sonra hani hem şok oldum. 11 milyar kadar bir kaybım var. 2 tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Soluğu karakolda alan mahalle sakinleri Bakkal Ahmet Avcı'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan hırsız bakkal çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ama hem suçlu hem de güçlüydü. Herhangi bir pişmanlığı olmayıp onun üzerine ara koridorda gördüğümde cezaevinden çıktıktan sonra seninle görüşeceğiz. Bu senin yanına kalmayacak deyip bana tehdit savuruyor.
10 yaşında olan bir kız çocuğum şu an evimde arkasını dönüp geziyor korkudan. İstanbul'daki Sultan Gazi Cebeci Mahallesi taş ocağının tam ortasında kalmış durumda. Patlayan dinamitler ve iş makineleri yüzünden mahalleli korku içinde ve gözlerine uyku girmiyor. Biz de bugün bölgeye gittik. Yaşanan durum ve manzara gerçekten tüyler ürpertici. Burada nasıl bir tehlike var? Ölüm tehlikesi var. Tükürdü buradan şey, topra karışıyor. Patlayan dinamitler, durmak bilmeyen iş makineleri ve her gün öleceğiz korkusuyla yüreği ağzında yaşayan mahalleli. Bazı görüntüler vardır kelimenin tam anlamıyla akıl mantık almaz. İşte onlardan bir tanesi. Burası bir taş ocağı, kazıyor iş makineleri ama buraya dikkat edin. Kazdıkları yerlerle hemen üstteki evlerin temeli arasında sadece birkaç metre var. Yani neredeyse çöktü çökecek bir facia yaşanması an meselesi. Çok büyük sıkıntımız işte kapımıza gelmiş uçurumlardan. Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'ndeki evlerini maden sahası yutuyor. Mahalle inşaatın ortasında ve her gün sakinlerinin yanı başında patlama oluyor. Özetle durum uçurumun kenarı. Şu an gördüğünüz gibi evlerimiz uçurumda. Evet. Çoluk çocuğumuz tehlikede. Yukarıdan bize de aynı daire verin, birer daire. Gidelim dairemize oturalım rahat rahat. Patlatılan dinamitler ve kepçelerin kazdığı alan evlerin temellerine çok yakın bir noktada. Yani facia an meselesi. Tehlikeyi bir de ters açıdan gösterelim. Evler nerede? Evler işte burada. Taş ocağının sınırı nerede? Orası da burası. Birkaç metre demiştik. Bakın iş makinesi orada yıkıyor, deliyor. Zaten buralarda yıkılmış alanlar var ve evler işte büyük risk altında. Evler normal şartlar altında bile ayakta zor duruyor. Zaten görüntü her şeyi anlatıyor. Bir de her gün her gün iş makinelerinin çalışması, toprağa vuruşu buradaki riski kat be kat daha da artırıyor. Bütün evlerimiz abi şöyle gördüğünüz gibi uçuruma birebir olacak. Yani herhangi bir şiddetli yağmurun sonrasında bu evler hepsi aşağı kayma tehlikesiyle, ölüm tehlikesiyle birebir yaşayacağız yani. Mahalleli korku içinde ve acilen yardım bekliyor. Dolandırıcılar son zamanlarda başkalarına ait banka hesaplarını kiralayarak kara para aklamaya çalışıyor. Bu kez hedefleri ise üniversite öğrencileriydi. Yüzlerce genç mağdur oldu çünkü adlarına açılmış onlarca soruşturma var. Çok büyük paralar dönüyor. 6 milyon para dönmüş çocuğun hesabından. Sizin hesabınıza ne kadar mesela para yatırıldı? 3 kişi tarafından hesabıma ben 1 milyonun üzerinde para yatırıldığını gördüm. Dolandırıcılar her yolu deniyor. Yasa dışı bahisle kumardan elde edilen paraları aklama ve zimmetine geçirmek için hesapları kiralıyorlar. Kendi anlaşmalı olmuş oldukları şirketler üzerinden bizim hesaplarımıza para atacaklarını bize günlük belirli bir komisyon oranında para vereceklerini söylediler. Dolandırıcılar özellikle paraya ihtiyacı olan kişileri ağına düşürüyor. Peki nasıl mı? İnternete, sosyal medyaya ek iş ilanı vererek paraya ihtiyacı olan kişiler işte o ilanı görüp tıkladığında karşılarına bir numara çıkıyor ve o numarayı aradıklarındaysa onlara bir teklifte bulunuyorlar. O teklif ise hesap kiralama ve o kiralama karşılığındaysa %'lik kazanç vaadi. Büyük bir borç batağından kurtulmak için para aramış olduğum bir sırada başladım olaya. Yani işin yasal olup olmaması noktasında zaten sizi ikna ediyorlar. Yani hakim, savcı, polis bunlar bile bu işin içerisine giriyorlar. İkna ettikten sonra ise o kişilere 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyorlar. Hedefse üniversite öğrencileri. Ben 24 yaşındayım. Açık öğretimden üniversite öğrencisiyim. Benim gibi milyonlarca insan var. Hesaplarımdan o kadar büyük paralar dönmüş. Hesabınıza ne kadar para geldi? Benim sadece benim hesabımdan bahsediyorum size. Benden dönen para 800 bin lira para civarı. Para kazanma umuduyla hesabını kiraya verenlerin iddiaya göre hesabına kiminin günde 800 bin lira,
kiminin ise haftalık 6 milyon lira hesabına para girişi yapıldı. Ve gerçeği anladıklarında ise aslında iş işten çoktan geçmişti. Hesabınızı hani kiraladığınızda bir suç işlediğinizi düşünmediniz mi? Hani ben dolandırıcılık yaptıklarını bilmiyordum ki, ben ürün satacaklarını düşünüyordum. Adınıza açılan bir dava, soruşturma var mı? Tabii ki olmaz mı? 8 tane. Bu durumdan dolayı binlerce kişiye hapis yolu görünebilir. Vatandaşlara tavsiyemiz, çok ciddi hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmamak adına kesinlikle hesaplarını başkalarına kiraya vermemeleri ve kullandırmamaları yönündedir. Gündüz bunaltan sıcak, akşam nefes aldırmayan nem. Yaşadığımız özetle bu. Adına tropik gece diyor uzmanlar. Peki ne kadar sürecek ve etkilerinden nasıl kurtulacağız? Yanıtlar ve uyarılar geliyor ekrana. Gece uyuyabiliyor musunuz? Gece uyuyamıyoruz, çok sıcak. İşe girip çıkıyoruz, terliyoruz, yine tekrardan giriyoruz. Gündüzleri Afrika sıcakları zaten bıktırmıştı. Şimdi yüksek nem sebebiyle geceleri nefes almak da güçleşti. Bunun adı uzmanların deyimiyle tropik gece. Gündüzleri de ağaçların dibine, geceleri de camları açıyoruz. Burada oturuyorum, bunun hava esiyor devamlı. Orada otursam belki de ölürüm. Tropik gece... Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olduğu geceler, Afrika üzerinden ve Basra üzerinden aldığımız sistemler maalesef sıcaklığın yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bu tabii devam edecek. Salı gününe kadar. Küresel ısınmanın etkisiyle tropik diye tabir edilen ve uyku uyutmayan gecelerin sayısı arttı. Nem de %100'e yaklaşınca herkes bunaldı. Nefes almak isteyen kendini sahile attı. İstanbul Antalya'dan daha sıcak ve daha nemli geldi bana. Peki gece uyuyabiliyor musun? Yok, uyuyamadık. Aşırı nemden yastıklar falan hep ıslandı. Uzmanlar hissedilen sıcaklığın 45-50 dereceye ulaştığı havalarda kronik hastalığı ve kalp hastalığı olanları uyardı. Güneşte dışarıda kalanlar için daha büyük sorunlar da kapıda. Sıcaklığın ortalama sıcaklıkla beraber gece sıcaklığının da artışı hastalarımızda kalp krizi riskini arttırıyor, inme riskini arttırıyor. Çeşitli ritim bozukluklarının daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Gece uyumak için ne yapıyorsun? Camları ve pencereleri açıyorum, havalandırıyorum. Diyelim ki kavurucu günü atlattınız ama gözünüze hala uyku girmiyor. Onun da çaresi var. Uykuyu rahatlatan ne varsa, sessiz ortam, daha serin bir ortam, öncesinde uykuya meyil yaratacak işte papatya çayı gibi şeylerin kullanılması uygun olur. Bir de tabii akşam çok fazla yememek lazım. Uygun şekilde duş almak rahatlatıcı olabilir. Çok soğuk, çok sıcak duştan ziyade ılık duşu öneriyoruz. Türkiye sıcaktan kavrulur, uyarılar peş peşe geliyor. Tabii yaz ortasında soğuktan sakınmak için günlerini soba başında geçirenler de var. Tıpkı Gözel Göydaş gibi. Adana'da 44 derecelik sıcaktan bunalıp Sarıkamış'taki kardeşinin yanına gitti Göydaş. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu desek yeridir. Adana sıcağında dışarıya adım atamazken Sarıkamış'taki günleri ise ateşin başında geçiyor. Bir yanda serinlemek için musluk sırası bekleniyor. Diğer yanda ise yanan sobanın başında sıcacık çaylar yudumlanıyor. Adana'dan geldim. 44 derece Adana'da. Burada durulacak gibi değil. Soba yakıyoruz. Okyanusu geçip kutuplarda mola vermemişti Gözel Göydaş. Adana sıcağından bunalıp abinin yanına Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. İki il arasındaki 1000 kilometrelik mesafe kadar... Hava sıcaklığı da epey farklıydı. Yoransız, battaniyesiz hiç yatılmıyor. Çok soğuk. Yazımız bu. Yazımız yok daha doğrusu. Temmuz ayındayız. Hala daha biz sobalarımız kurulu. Yazın ortasındayız. Böyle bir soğuk da görmedik. Dile kolay, geceleri 8 dereceye kadar düşüyor Sarıkamış'ta sıcaklık. Tıpkı tepesinden sisin eksik olmadığı, bulutlarla dans eden Karadeniz yaylalarının gün ısısı gibi. Karadenizler dünyanın herhalde en şanslı insanları. Türkiye sıcaklıkla kavruluyor. Ama Doğu Karadeniz'in yaylalarında gördüğünüz gibi buranın insanları o kalın yöre
yöresel meşhur kıyafetlerini giymişler ve hiç terlemeden bu soğukta rahatlıkla horon oynayıp buranın tadını çıkarıyorlar. Ya aşağısı yanıyor, burası bayağı serin, sen horon oynuyor. Serin oldu mu horon oynayacaksın tabii. Hava açmıyor burada. Temmuz ortasında Türkiye'de en düşük sıcaklık 8 derece ile Rize'nin Palovit yaylasında ölçüldü. Serinliği fırsat bilen Karadeniz diye de 1800 rakımlı Kadırga yaylasındaki horonun tadını çıkarmak düştü. Sırada Dünya'dan haber turu var. Yemen'deki Husiler Tel Aviv'i insansız hava aracıyla hedef aldı. İsrail güçleri drone'u fark etti ama durdurmayı başaramadı. İran yapımı olduğu açıklanan uzun menzilli aracın patlamasıyla bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Samad 3 tipi drone'lu saldırı sonrası işgal ordusu intikam naraları attı. Put the knife down! Drop the knife! Put the knife down! Drop the knife! Genç kadın bıçakla ailesini rehin aldı. Polis onu uyardı. Kapı aralandığı gibi önce elektroşok cihazına sarıldı, sonra da kurşun yağdırdı. Çevredekiler şüphelinin öldürülmesine isyan etti. Japonya'da bir apartman dairesinde yaşandı bu patlama. İddiaya göre 15 katlı binanın 3. katında yaşayan kişi hayatına son vermek isteyip gazı açtı. İntihardan vazgeçtikten sonra hayatının hatasını yaptı ve bir sigara yakmak istedi. Eşine az rastlanan bir şans eseri patlamaya rağmen ölmedi. İngiltere'de sosyal hizmetler Doğu Avrupalı ailenin 4 çocuğunu aldığında sonucun bu olacağını tahmin edemedi. Tepki sokağa taştı. Protestocular ortalığı yangın yerine çevirdi. Jesus. Bir polis aracını devirdi. Yangını mahalle sakinleri söndürebildi. Tasmasından kurtulan pitbull önce motosiklette adamı gözüne kestirdi ama diş geçiremedi. Saniyeler sonra kadraja talihsiz bir adam girdi. Köpek dişlerini çekmesi için aldığı darbelere rağmen pes etmedi. Yardımsever genci ve bir başka kadını da ısırdı. Dördü de saldırıyı ucuz atlattı. Üçüncü kattaki şakalaşmanın sonu kötü bitti. Kadın merdiven korkuluğu üzerinde dengesini kaybetti. Pişmanlıkla aşağı koşmaları sonucu değiştirmedi. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Unutulmaz besteleri ve şarkılarıyla bir döneme damga vurmuş bir isim Hakkı Bulut. Sanatçı bugün gençler arasında da oldukça seviliyor. Bulut şaşalı hayatın aksine çok mütevazi bir yaşam sürüyor. 45 yıldır İstanbul Bahçeli Evler'deki apartman dairesinde yaşıyor. Arkadaşlarımız da bugün usta sanatçının konuğuydu. Hakkı Bulut evinin kapılarını ATV Haber ekiplerine açtı ve o keyifli sohbet geliyor ekranlarınıza şimdi. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi. Ben hiçbir zaman gittiğim yoldan dönmedim, dönmem de. Mehtapta parlayan. Ben babamdan öyle gördüm. Birçoğumuz onunla büyüdük. Yürekleri ısıtan unutulmaz şarkılarında hepimizin anıları buluştu. Arabeskin unutulmaz ismi Hakkı Bulut, şatafatlı hayatlara inat, mütevazı evi ve yaşam tarzıyla ben buyum diyor. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ben buyum seversen canım sana feda. Ben buyum sevmesen bana de elveda. Ben buyum diyorum. İşte o ben buyumdaki bütün özellikleri kendimde buluyorum. 79 yaşındaki efsane isim 45 yıldır İstanbul Bahçeli Evler'deki bu evinde yaşıyor. Yaşadığı yeri o kadar seviyor, öyle mutlu ki. Sebebini de böyle açıklıyor. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyım. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyım. Benim ruhumdaki duyguların ifadesidir. Bizim gelenek göreneklerimizde bu vardır.
Ben babamdan öyle gördüm. Babam eğitmendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında. Bahçeli Evler'de son derece mütevazı bir evin içindeyiz. Eşyalara baktığımızda hepimizin evinde olacak türden. Ama bu ev kimin? Büyük üstadın Hakkı Bulut'un evi. Mütevazılığıyla, beyefendiliğiyle ve gönülleri kapsayan o muhteşem şarkılarıyla dilden dile hala hafızalarımızda, anılarımızda ve yıllarca da kalmaya devam edecek. Şurada oturduğumda, şu koltuklarla böyle oturduğum gördüğüm anda bunun değerinin çok büyük olduğunu, maddi ve manevi değerinin çok büyük olduğunu bilir. Hakkı Bulut hayata sımsıkı bağlı. Üretmekten asla vazgeçmiyor. Hala albüm yapıyor, konser veriyor. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. 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 Hayranlarımı asla üzmem. Resim çekmek isteyen çekerim. Sarılmak isteyen sarılıyorum. Dertlerini anlatmak isteyen dinliyorum. Hakkı Bulut'un maddi olarak imkanları var ama o Türkiye'den başka yerde yaşamayı asla düşünmüyor. İsteseniz lüks hayat yaşayabilecek maddi gücünüz var mı? Çok şükür yani ben bakın bu yaştayım. Şu anda mütevazı bir evde oturuyorum ve bu evde çok kıymetlidir benim için. Ben istesem diğer kişiler gibi Amerika'ya değil uzaya giderim. Ama ben öyle bir görüntü beni mutlu etmiyor. Eğer gezeceksen Türkiye'de gezerim. Eğer dinleneceksem Türkiye'de dinlenirim. Çünkü benim hayatıma renk katan, bana umut veren insanlar buradadır. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgili. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan yabancı sinema kilifi Sonic ekranlarınıza gelecek. Şimdiden iyi seyirler diyelim ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.